haberiz. Komtaş Bilgi Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çonak bizler. Yüksel Bey, bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz kurumsal yönetimle ilgili yayınlarımıza devam ediyoruz. Tabii nasıl bir ihtiyaçtan çıktığı konusunun üzerinde çeşitli anekdotlarla, örneklerle biz başlıyoruz yayınımıza. İsterseniz bu sıralamayı bozmayalım ve bundan başlayalım. Buyurun efendim. Ben de bozmayayım bu sıralamayı. Aslında tabii burada hem uluslararası bir iki örnek vermek istiyorum. Hem de ülkemize özgü bir örnekler vermek istiyorum. Bildiğimiz gibi Enron gibi koca, işte milyar dolarlık cirolara sahip olan şirketler özellikle Amerika'da bir gecede ortadan yok olunca bunun arkasında birçok mağdur bıraktı. İşte bu pay sahipleri, özellikle hissedarlar, menfaat sahipleri. Şu menfaat sahipleri biraz daha farklı olabiliyor. Şirketin tedarikçileri olsun, müşteriler olsun, çalışanlar olsun, bunlar yine ciddi mağduriyetler yaşadılar. Aslında bunlar da bir yerde de ülke kaynaklarının çok kötü kullanılması anlamına geliyordu. Bu bütün bunlar yeni bir anlayışın, yeni bir değişimin gerektiğini ortaya koydu. Özellikle kurumsal yönetim dediğimiz yeni bir anlayış aslında. Yani yönetim kurulundan başlayarak tüm operasyona kadar inen bir yeni anlayışı hayata geçirmesini gerektiriyor. İşte biz tabii burada 2-3 tane önemli konu başlığı yaptık. Bir tanesi tabii hisseleri açık olan şirketlerin özellikle çok fazla mağdur dediğiniz gibi bırakması. Evet. Sadece çalışanları değil, şirket yöneticilerini aynı şekilde hissedarlarını da bu şekilde kaybe sokuyor. Tabii bunu engellemek için bağımsız denetim kurumları var. Fakat bağımsız denetim kurumlarından bir tanesi de Arthur Anderson'da ve o da bir şekilde bununla beraber ortadan kalktı. Dolayısıyla hani evet şeffaf işte denetleniyor gibi klişeleşmiş konuları biraz daha herhalde farklı algılamak gerekti bu anlamdan sonra, bu andan sonra. İsterseniz biraz da buna deneyelim. Şimdi tabii burada aslında neyi yapmak gerekiyordu? Şimdi her şeyden önce şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim anlayışı gerektiriyor. İşte diğer bir yanda risk odaklı bir büyüme, risk odaklı bir strateji, risk odaklı bir planlama gerektiriyor. Bu da tabii bütün operasyonda, bütün kurum çapında bir risk yönetimi anlayışını ve buna göre bir yapılanmayı gerektiriyor. Diğer bir taraftan da tabii bizim mali tablolarımız var. Yani vermekle yükümlü olduğumuz raporlar var. Özellikle mali tablolarla oluşan bu raporlar. Bu tabloları oluşturan verilerin doğruluğu, tutarlılığı ve belli kontrollerden geçmiş olarak ilgili yerlere sunulması gerekiyor. Tabii bunlar çünkü sonuçta bu veriler, bu raporlar bizim karar vermemizi etkileyen raporlar oluyor. Kararları doğru raporlar üzerinde, doğru mali tablolar üzerinde verebilmek için altta bunu oluşturan verilerin belli kontrollerden, iç kontrol veya işte belli bir kontrol mekanizmasından geçmiş olması gerekiyor. Ya bunun aslında hani bağımsız bir denetim olması, yani iç denetimin dışında da bir denetimden geçmesi muhakkak yararı var diye bakıyorum. Aslında burada ben hani bağımsız denetimin yanında iç kontrolü, yani kurumun kendi iç kontrolü, yönetimin yönetiminde, sorumluluğunda bir iç kontrolün olması çok daha önemli. Hı hı. Çünkü bu güvenceyi sağlayacak. Dışarıdan tabii ki bunun alınması ikinci bir güvenceyi sağlar ama kurumun kendi içerisinde kurduğu bir iş kontrol sistemi, etkin bir iş kontrol sistemi, etkin bir risk yönetim sistemi çok daha önemli olduğunu düşünüyorum burada. Peki şimdi bu dönüşümü yaşamak zorundayız. Evet. Böyle algılamamız gerekir tahmin ediyorum. Peki bunu, bu dönüşümü sağlarken, yaşarken bu bir tür maliyet getiriyordur. Mutlaka bir maliyet hesabı yaparken illa cebimize giren para şeklinde de görmememiz lazım. Uzun vadede şirketin başarısı, belki bir sonuç olarak bu olabilir belki ama bir amaçlanan tabii ki çok uzun yıllara yayılan bir ömrünün olması bir şirketin. Tabii bu anlamda sektörler bazda da farklı kurumlar var. Yani Türkiye'ye baktığımızda işte bankacılık sektörü veya sigorta sektörü göreceli olarak daha eski bir tarihe ve kurumsal yapıya sahip. Fakat eski olmak illa kurumsal bir yapıya sahip anlamına da gelmiyor tahmin ediyorum. İsterseniz sektörlerden örnekler vererek yola çıkalım mı? Ne dersiniz? Çok iyi olur. Aslında tabii ilk etapta bunu sanki bankacılık, çünkü bankacılık çok fazla konuşuluyor bu konuda. Özellikle bizim 2001 yılında yaşadığımız krizden sonra sanki kurumsal yönetimin ve risk yönetimin veya işte iç denetim, iç kontrolün bankacılık sektörünü ilgilendiren bir konu oldu. Veya kurumsal yönetim bankacılık ilgilendiren bir konu olduğu düşünülüyor.
Tabii ki bankacılık, finans sektörü başta. Çünkü gerçekten buradaki dinamikler, buradaki olabilecek etkiler bütün ekonomiyi etkilediği için buranın önemini ben de kabul ediyorum. Fakat bununla birlikte borsaya kota olan şirketler bunun arkasından ve tüm şirketleri bu Basel 2 ile birlikte özellikle kredi almak isteyen, rekabette güçlü olmak isteyen orta ölçekli ve küçük ölçekli tüm şirketleri bunlar etkileyecek konular. Dönüp bir tarafta da bu özel sektörden örnekler veriyorum. İşin bir diğer tarafı da kamu sektörü. Çünkü buradaki kamu sektörü içerisindeki bu tür düzenlemeler bizim birey olarak, vatandaş olarak daha iyi hizmet almamızı, daha iyi yaşamamızı sağlayan öğeler. O yüzden kamu sektöründe de burada çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle üst düzenleyici ve denetleyici üst kurullarda, SPK, BDDK gibi kurumlarımız, MASAK gibi, Mali Suçlar Araştırma Kurumu gibi buralarda ciddi çalışmalar var. Kamunun kendi içinde iç denetimi etkin kılmak için Avrupa Birliği'yle yürütmekte olduğu ciddi projeler var. Denetimin bir merkezden yönetilmesi ve etkinliğinin burada sağlanması amacıyla. Ve bütün buralarda denetim anlamında çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Peki şimdi burada beni merak ettiğim konu şu. Bir şirket bir ekonomik büyüklük sonuçta. Evet. Ve belli bir standardı var. Ve artık küreselleşen dünya içerisinde her şirket aslında birbirinden ülkelere göre farklı olmayan normlarla belirlenmesi. Yine aynı şekilde denetime tabi çok olması iyi. Gerekiyor. İşte bu standart ve normların belirleyen veyahut da bunları değiştiren zaman içerisinde ihtiyaca göre tahmin ediyorum bir merci olabilir veyahut da evet. Sizin gibi şirketler de bir anlamda yol gösterici olabilir. Evet. Bu ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki ilk yani bu Anglo-Sakson bir kültür olduğu için daha çok Amerika'da ve işte ona bağlı olan İngiltere'de ortaya çıkan bir kültür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi uluslararası norm ve standartlar, hatta tavsiyeler, hatta yasalar ülkeye özel olmakla birlikte uluslararası boyut kazanan standart ve normlar da var. Yani örnek vermek gerekirse işte Basel, evet. Basel uzlaşısı, Basel konusunda bunlar her ne kadar uluslararası bir norm, uluslararası bir standart haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye'de 2008 yılından itibaren uygulanması öngörülmektedir. Yine Amerika'da gönüllü bir kuruluş olan COSO'nun iç kontrol, risk odaklı bir iç kontrolünün kurulması konusunda kurduğu çerçeve, önerdiği çerçeve bugün bütün firmalar tarafından bir model olarak kabul ediliyor. Dediğim gibi bunlar standart, normlar, hatta bazen yasalar olarak, Sarbanes-Oxley dediğimiz yasa örneğin Amerika'da bir yasa olarak ortaya çıkmıştır. Dönüp kendi ülkemize baktığımızda da aslında dediğiniz gibi burada yeni bir şey sıfırdan ele almak yerine mevcut standartları ülkeye uyarlayarak bir yaklaşım benimsemek hem zaman kazandırmak anlamında çok önemli. BDDK'nın işte Basel konusunda yaptığı çalışmalar, bu konu SPK'nın yine aynı şekilde kurumsal yönetim ilkeleri konusunda yaptığı çalışmalar, denetim konusunda, iç kontrol konusunda, Sayıştay'ın bu konuda iş denetim, kamudaki iş denetimin nasıl olması gerektiği konusunda yaptığı çalışmalar, bütün bu standartları alıp bunları özümseyip Türkiye'ye özgü bir hale getirerek ulusal bir standart haline getiriyor. Evet. Peki, son iki dakikamız Komtaş işte bu konuda neler evet. yapıyor? Çünkü firmaların gerçekleştirdikleri bir anlamda bir iz düşümüdür. Yapılanlar evet. içerisinde sizi dinliyoruz. Şimdi Komtaş bilgi yönetimi olarak biz tabii şunu bilmek zorundayız. Yani kurumsal yönetim alanında hizmet veren bir kuruluş olarak bu norm ve standartları, bu tavsiyeleri bilmek durumundayız. Bunları bilen danışmanlarımız bunları hayata geçirecek metodolojileri ve bu metodolojileri kullanan araç ve teknikleri nasıl kullanacağımızı biz firmalara bunları öğreten, bunları kuran bir kuruluşuz. Yani bir diğer anlamda bizim çalışma olarak baktığımız zaman genel bir çalışma olarak tanımlarsak veri ve istihbarat analizi dediğimiz bir alanda çalışıyoruz. Yani nedir bunun? Yani genel uygulandığı alanlar denetim, iç kontrol, yani kontrol daha doğrusu, risk yönetimi, işte genel anlamda suç parasının önlenmesi, bu konudaki araç ve teknikler, suistimal önleme araç ve teknikleri, bu alanda çözümler sunuyoruz. Her ne kadar böyle çok farklı çözümler gibi olsa da aslında hepsini kullandığı ortak bir metodoloji var. Bu da veri analizi metodolojidir.
Bunu biraz açarak son olarak. Veri analizi, verilerden anlam çıkartma tekniği. Yani dışarıdan, kurum içinden elde ettiğimiz verileri belli bir konu çerçevesinde o verilerden anlam çıkartma tekniğidir. Bunun bilgisayar destekli olup olmaması çok önemli değildir. Biraz sizde evet. Tecrübesiyle herhalde. Aslında, yani bugünkü teknolojide evet bilgisayar zorunludur. Çünkü bir bankada bu kadar veriyi işleyebilmek, yani bilgisayar olmadan işleyebilmek çok mümkün değildir. Ama verilerin işlenirken ki doğru kriterleri yönlendirmek yine tabii sizin vazifeniz. Tabii ki. Yani bunun işte farklı gösterdiği şey orasıdır. Mesela denetim diyoruz, kontrol diyoruz, risk yönetimi diyoruz. Denetim, aslında aynı verileri düşünün. Ya eğer veriler bitmiş, gerçekleşmişse, gerçekleşen veriler üzerinde bu analizleri yapıyorsak bu denetim. Anında yapıyorsak bu kontrol, ileriye yönelik olarak öngörümüzü açmak anlamında yapıyorsak bu risk yönetimiyle ilgili olabiliyor. Suç parasının aklanması yine keza. Eğer içerideki senaryolar, suç parasının aklanmasını konusundaki senaryolar ve bu konudaki kuralları sağlıyorsa bu da suç parasının aklanması konusunda bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. O yüzden metodoloji tek veri analizi ama bunun etrafındaki tabii ki alan bilgisi, sektör bilgisi farklı uygulamaları gerektiriyor. Peki size çok teşekkür ederim. Suç parasının aklanmasını önleme, aynı şekilde buradaki çözümler sunma konusunu ayrı bir zaman dilimi içerisinde yapabilirsek sizinle uygularsak çok memnun oluruz biz de. Teşekkürleriniz için teşekkür ediyorum. Evet, Emir size dönmek istiyorum. İşin hakikaten önemli bir konu. Özellikle suç parasının aklanmasının önemlisi. Belki hatırlarsın yıllar önce İsviçre daha beyaz yukarı diye bir